Herkese merhaba sevgili takipçilerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size çocukluğumuzda yaptığımız, annemizin yaptığı tavuklu bulgur pilavını yapacağız. İlk önce benim şu şekilde bir tüm tavuğum var. Yıkadım. Şimdi bunu düdüklüye koyup böyle bir yarım saat içerisinde haşlayacağım. İçerisine bol su ekledim. Ben düdüklüde yapacağım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi pişirmeye bırakıyorum. Yaklaşık bir yarım saat kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bulgur pilavımı yapmaya geçiyorum. Şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ekliyorum. Ocağımın altını hafiften açtım. Hani tereyağı şart değil ama pilavın lezzetli olabilmesi için tereyağı koymanızı tavsiye ederim kesinlikle. Tereyağımı şöyle eritiyorum. Büyük boy şöyle bir adet kuru soğanım var. Küp küp doğradım. Kuru soğan ne kadar çoksa o kadar lezzetli oluyor arkadaşlar. 3 adet biberim vardı yeşil. Onu da böyle ince ince doğradım. Şimdi soğanımı ve biberimi şöyle güzelce kavuruyorum. Evet arkadaşlar, soğanımı biberimi şöyle güzelce kavurdum. Çok da fazla öldürmeyelim ki ağzımıza tadı gelsin. Şöyle bir yemek kaşığı dolusu biber salçam var. Biber salçamı ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı dolusu da domates salçam var. Onu da ekledim. Şöyle dilimle sıyıralım. Evet arkadaşlar, salçamı da kavurdum. Burada 3 su bardağı kadar bulgurum var. Güzelce yıkadım. Ben 3 su bardağı ölçüsü kullanıyorum. Biz biraz fazlayız çünkü kalabalık olduğumuz için. Siz kişi sayınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Dediğim gibi ben 3 su bardağı bulgur kullandım. Kalabalığız çünkü, kalabalık olduğumuz için böyle fazla yapıyorum. Siz kendi ölçünüze göre ayarlayabilirsiniz, kişi sayınıza göre. Şöyle bulgurumu da kavuruyorum. Salçanın kokusu iyice gitsin. Bu aşamada normal su kullanmayacağım ben. Haşlamış olduğumuz tavuğun suyunu kullanacağım arkadaşlar. İlk önce bakıyorum bir ölçüsüne. Bulgurumun üzerine geçecek kadar koyacağım arkadaşlar. Bir de bulgurdan bulgura cinsine göre değişir. Bu aşamada kontrollü ekleyebilirsiniz. Bu biraz daha su istiyor. Ocağımın kapağımı da kapatıyorum arkadaşlar. Ocağımın altını hafiften kısıyorum. Kaynamaya bırakıyorum bulgurumu. Sürekli kontrol edelim. Suyunu çok çekerse biraz daha ilavede bulunabiliriz. Arkadaşlar burada tavuğumu haşlamıştım. Şöyle sizlere göstereyim. Bakın lokum gibi, hamur gibi pişti. Gayet de güzel bir şekilde. Şimdi bunu diteceğim. Dilerseniz bu şekilde direkt üzerine koyabilirsiniz. Ben şöyle butunu ayırıyorum arkadaşlar. Oğlum bu şekilde sevdiği için onun için şöyle köşesine ayıracağım. Bunu ayrıyeten üzerine koyacağım. Geri kalan göğüs kısımlarını ve parça kısımlarını diteceğim. Çok da fazla küçük yapmayalım. Şu şekilde hemen köşelerini atacağım. Hani tüm tavuk haşlamak zorunda değilsiniz. Normal tavuk göğsü veya tavuk butu da ayırabilirsiniz. Ama ben böyle tüm tavuğu haşlamayı tercih ediyorum. Özellikle de kalabalıksak. Şu şekilde hemen kenarlarına koyuyorum. Sıcak olduğu için arkadaşlar biraz böyle yapıyorum. Kusura bakmayın. Çünkü çok sıcak tavuk. Evet arkadaşlar, şöyle pilavına bakıyorum. Gördüğünüz üzere suyunu çekmiş. Tuzunu, baharatlarını attım. Ocağımın altını kapatıyorum. Böyle bir 5 dakika kadar pilavımın dinlenmesini bekliyorum. Aceleye getirmeyelim. Burada da tavuklarımızı dittik. Her şey hazır.
Arkadaşlar biz bulgur pilavını bu şekilde ortaya döküyoruz. Herkes istediği kadar alıyor. Tencereden boşaltacağım çünkü. Şöyle yayıyorum. Oh, mis gibi de koktu. Şöyle içine ekliyorum. Ayıklamış olduğum tavukları da üzerine şöyle döküyorum. Gördüğünüz üzere. Bu tarif genelde kalabalıkla beraber yenir arkadaşlar. Benim evimde şu an misafirlerim var. Misafirlerime ikram edeceğim. Gördüğünüz üzere. Tavuğumu da şöyle kenarına koyuyorum. Bu şekilde. Ve de bu tarifin olmazsa olmazı yufka ekmektir arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Biz bulgur pilavını bu şekilde tüketiyoruz. Yufka ekmekle beraber oldukça da lezzetli oluyor. Şöyle sizler için hemen göstereceğim. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar biz bulgur pilavını bu şekilde tüketiriz. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda, yeni vloglarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.